Sevgili öğrencilerim, merhabalar. Bugün yine sizlerle birlikteyiz. İlk dersimiz Türkçeden ders kitabınızı hazırlamanızı rica edeceğim. Siz kitaplarınızı hazırlarken benim de sizlere ufak bir mesajım olacak. Biliyorsunuz tatilimiz 30 Nisan'a kadar uzatıldı. Bu zaman zarfında konularımızı bizler sizlere videolardan derslerimizi aktarırken sizlerin de bu konuları tekrarlamanızı, verilen ödevleri yapmanızı rica edeceğiz. Döndüğümüz zaman tekrar konularımızı pekiştirici çalışmalarla yürüteceğiz. Sizlerin büyükleriniz vasıtasıyla okula gelerek ders kitaplarınızdan veya mucitlerden veya soru bankasından haftalık çalışma fasiküllerinizi almanızı rica ediyoruz. Şimdi dersimize başlıyorum. Ders kitabımız sayfa 141, 142, 143, 144, 145 ve 146. sayfadaki İsraf Etme, Mutlu Ol metnini birlikte işleyeceğiz. Öncelikle kitabımızın 141. sayfasında bu metin çok güzel çizgiler şeklinde size anlatılmış. Önce hazırlık çalışmalarından başlayalım. Birinci sorumuz, tutumlu olmak deyince aklınıza neler geliyor? Bu soru üzerine biraz düşünmenizi rica edeceğim. Evet, tutumlu olmak ne demektir? İsraftan kaçınmak, eşyalarımızı dikkatli kullanmak, kaynakları verimli kullanmak, israf etmemek demektir. Peki, İsraf ne demektir? İsraf, bunun anlamını bilmemiz gerekiyor. İsraf, gereksiz harcama, gereksiz tüketim, savurganlık ve tutumsuzluk demektir. Peki, israf, bunu anladık. Ve rica edeceğim, eğer ben konularımızı anlatırken bir taraftan da defterlerinize tahtaya yazdım. Özetleri geçirmenizi rica ediyorum. Tasarruf nedir? Paramızı, eşyamızı, zamanımızı, kaynakları, yani tüketilecek her şeyi verimli kullanmak, dikkatli kullanmaktır. Tekrar ediyorum. Tasarruf, parayı, zamanı, tüketeceğimiz kaynaklarımızı, her şeyi verimli kullanmak, dikkatli kullanmaktır. Peki, tutumluluk nedir? Tutumluluk, aşırı harcamalardan kaçınarak bu saydığımız zamanımızı, paramızı, kaynaklarımızı tasarruflu olarak verimli kullanmak demektir. Şimdi gelelim hazırlık çalışmalarının ikinci sorusuna. Tutumlu bir insan hangi davranışlarda bulunur? Biraz önce saydığım gibi tutumlu insan ne yapar? Zamanını iyi kullanır, parasını iyi kullanır, suyu, elektriği, doğalgazı, yani tüketebileceğimiz her şeyi dikkatli kullanır. Siz öğrenciler ne yapıyoruz? Kalemlerimizi, defterlerimizi, kullandığımız her şeyi tasarruflu, verimli kullanmaya gayret ediyoruz. Peki, siz kendinizin tutumlu olduğunu düşünüyor musunuz? Evet, şimdi bu soruları tabii ki sınıfta olsaydık hepinizin parmakları kalkmış, kendinizi güzel bir şekilde ifade edecektiniz. Ben eminim ki sizler de tutumlu oluyorsunuz ve olmaya gayret ediyorsunuz. Gerek evimizde, gerek okulda, gerekse kendi ders araç ve gereçlerimizi kullanırken tutumlu olmaya özen gösterdiğinizi sanıyorum ve bunu uyguladığınızda gözlemliyoruz. Şimdi gelelim metnimizi bir kez birlikte okuyalım. Ben bunu hazırlarken çok büyük keyif aldım. Çünkü çizgiler şeklinde size anlatılmış. Okuyalım. İsraf etme, mutlu ol. Yeşilcan ve Ece parka doğru giderken
yol ortasında bir taş bulurlar. Taş başkalarına zarar vermesin diye Yeşilcan onu kenara koyar. Parka gelirler. Selam Efe, ne yapıyorsun? Selam, parka havuz yapacağım. Onun için su dolduruyorum. Havuzu doldurmak için çok su harcamak gerekir. Arkadaşlar, gelin bu soruna birlikte çözüm bulalım. Şunlara baksanıza, sıcak ve susuzluktan bayılmak üzereler. Evet, burada hayvanları gösteriyor. Belki de açlıktan öyledirler, diyor. Geliyoruz buraya. Geçtik 142. sayfaya. Bizim evde artık yemekler var. Çöpe gideceğini hayvanlara verelim, diyor. Efe'nin kaplara doldurduğu suları kuşlar, kediler, köpekler sıcak havalarda içip serinlesinler diye parkın çeşitli yerlerine koyarlar. Gördüğünüz gibi eline su kabıyla geliyor. Arkadaşı da su kabını kuşa veriyor. Susuzluğunu gidersin diye. Gördüğünüz gibi köpek de gözlerini açmış, gerçekten çok susamış ki suyu bekliyor. Ece'nin evden getirdiği yemekleri kaplara dolduruyorlar. Gördüğünüz gibi. Burada da bir karınca sırtında pirinç taşıyor. Bir kuş yemek kabına konuyor. Kediler sulardan içiyor. Devam ediyoruz. Karnını doyuran bir köpek esniyor. Gördüğünüz gibi suyunu içti, karnını doyurdu. Oh, rahatladı. Tutumlu olan mutlu, huzurlu olur. Yiyelim, içelim ama israf etmeyelim. Bu söz çok önemli. Hemen kırmızı kalemlerimizi elimize alalım. Birlikte bunu altını çizelim. Tutumlu olan mutlu, huzurlu olur. Yiyelim, içelim ama israf etmeyelim. Şimdi israf sözcüğünü bir kez anlamını birlikte okuyalım. İsraf, gereksiz harcama, gereksiz tüketim, savurganlık, tutumsuzluktur. Bunu defterlerinize not etmenizi rica ediyorum. Bir kez daha söylüyorum. Tabii eğer sınıfta birlikte olsaydık sözlüklerimizden bunları siz bulacaktınız. Birlikte cevaplayacaktık. Tekrar ediyorum. İsraf, gereksiz harcama, gereksiz tüketim, savurganlık, tutumsuzluk. Yazmanızı istiyorum. Tasarruf, parayı ya da tüketilecek herhangi bir şeyi dikkatli kullanma. Tekrar ediyorum. Parayı ya da tüketilecek herhangi bir şeyi dikkatli kullanma. Evet, yazmanızı bekliyorum. Devam ediyoruz. Tutumluluk. Tutumluluk aşırı harcamalardan, aşırı harcamalardan kaçınarak tasarruflu hareket etmek. Aşırı harcamalardan kaçınarak tasarruflu hareket etme. Evet, bunları siz yazarken ben de sayfa 143'ü açalım. Evet, bitiren arkadaşlarınız sayfa 143'ü geçebilir. Ve bu arada
İsterseniz siz de metni bir kez daha iyi anlamak için okuyabilirsiniz. Bir kez metni okuyabilirsiniz. Biraz süre vereyim. Daha iyi anlamış olursunuz. Efecan ve Ece'nin yaptıklarını daha iyi anlarız. Evet, fotoğraflarla da çok güzel ifade edilmiş. Evet, bu arada sizi çok özlüyoruz tabii. Sizi çok özlüyoruz. Şu an birlikte olamasak bile sizlerin seslerini duyar gibi oluyoruz. Kalem tıkırtılarınızı, kalem açmalarınızı gerçekten hissediyorum ve bu da bize büyük bir mutluluk veriyor. Çünkü bizler de evlerimizde, okulumuzda sizi çok özledik. Ama bugünleri de atlattığımız zaman tekrar birbirimize kavuşacağız. Şimdi gelelim hazırlık etkinliklerimize. Birinci etkinliğimizi aslında derdim ki şimdi sınıfta Aslan bu soruyu sen oku derdim. Sizlerin yerine ben okuyayım. Ben cevaplayayım. Sizler de gerekli notlarınızı alınız. Kurşun kalemimizi elimize aldık. Her zaman yaptığımız gibi sorumuzu okuyalım. Ondan sonra da birlikte cevaplayalım. Evet, metnin görsellerini inceleyelim. Sence metinde nelerden söz ediliyor olabilir diyor. Metnin görsellerini inceleyelim. Bu arada bu sorunun cevabını biraz düşünmenizi isteyeceğim. Metnin görsellerini inceleyelim. Sence metinde nelerden söz ediliyor olabilir diyor. Şimdi metne baktığımız zaman bize neyi anlatıyor? Çocukların doğa ve hayvan sevgisini anlatıyor. Ayrıca doğal kaynakları israf etmek yerine gerektiğimiz yerde kullanmamızı gösteriyor. Yani ne yapıyor? Hayvanlara su veriyor. Ece evden yemeği getiriyor. Şimdi bu sorunun cevabını kurşun kalemimizi alarak birlikte cevaplayalım. Çocuklarım çocukların hayvan ve doğa sevgisini tabii iyileri koyarken tahtanın azizliğine vuruyoruz. Sevgisini anlatıyor. Doğal kaynakları, siz devam edebilirsiniz, ben söyleyeyim. Doğal kaynakları israf etmememizi öneriyor. Doğal kaynakları israf etmememizi öneriyor. Evet, yazmanızı bekliyorum. Çocukların hayvan ve doğa sevgisini anlatıyor. Çocukların doğa ve hayvan sevgisini anlatıyor ve kaynaklarımızı israf etmememizi öneriyor. Yazdığınızı sanıyorum. Devam ediyoruz şimdi. Metni vurgu, tonlama ve telaffuza dikkat ederek sesli bir şekilde okuyalım diyor. Bu çok önemli. Hemen bunu da kırmızı içine alalım. Okurken tonlama, vurgu ve telaffuza dikkat ederek okumamız gerekiyor. Sesli okurken vurgu, tonlama ve telaffuza dikkat ederek sesli okuma yapabiliriz.
önemli diye de not edelim. Evet, şimdi geçelim ikinci etkinliğimize. Burayı siliyorum. Yazdığınızı umuyorum. İkinci etkinliğimiz. Aşağıdaki kelimeleri zıt anlamlarını bulmak için metni okuyalım. Zıt anlamlısı olan kelimenin bulunduğu cümleyi yazalım. Kelimelerin zıt anlamlarını bulmak için metni okuyalım. Zıt anlamlısı olan kelimenin bulunduğu cümleyi yazalım. Bunun için metnimize dönmemiz gerekiyor. Zıt anlam neydi? Kelimelerin tam karşıtı olan kelimelerdi. Aynı zamanda ne diyorduk? Zıt anlam, karşıt anlam diyorduk. Şimdi metnimize dönmemiz gerekiyor. Bu kelimelerin zıt anlamları. Biraz sonra yazacağım. Önce bulalım metnimizden. Sonra yazalım. Veya önce bunun zıt anlamı nedir? Kaybetmek. Kaybetmenin zıt anlamı çocuklar. Bulmak. Hemen yazalım. Ondan sonra metne dönelim. Kurşun kalemimize yazalım. Kaybeder, bulmak zıt anlamı. Yarar, zıt anlamı nedir? Zarar. Boşaltmak, doldurmak. Tok, aç, soğuk, sıcak. Şimdi zıt anlamlısı olan kelimenin bulunduğu cümleyi yazalım. Biraz sonra bulalım. Sanıyorum bunları yazdık. Şimdi metnimize dönelim. Bu kelimelerin, buradaki kelimelerin, bulduğumuz kelimelerin metin içinde işaretleyelim. Önce tahtadan çıkmam gerekiyor biliyorsunuz. Şimdi metne dönüyorum. Bu kelimelerin nerede geçtiğini kırmızı kalemimizi elimize alalım. Birlikte işaretleyelim çocuklar. Şimdi kaybetmek neydi? Bulmak. Bakın hemen birinci resimde kırmızı kalemimi aldım. Birinci resimde kaybetmek ne yaptılar? Taş buldular. İşaretleyelim. Bulurlar. Geçiyoruz. Yarar. Neydi? Zıt anlamı. Zarar. İkinci fotoğrafta yarar, hemen zarar. Sanıyorum benimle beraber işaretliyorsunuz. Yarar, zarar. Evet, birinci fotoğrafta kaybetler, kaybetmek, bulur, bulmak. İkinci fotoğrafta yarar, zarar. Devam ediyoruz. Boşaltmak. Evet. Birinci sayfamızda hemen bakın 1, 2, 3 böyle sayarak gidiyorum 4 ve boşaltmak, doldurmak. Bunu siliyorum çocuklar. Sanıyorum işaretlediniz. Evet, buraya kadar alayım. Tekrar kırmızı kaleminiz elinizde. Boşaltmak, doldurmak. Yine burada da doldurmak. Boşaltmak, doldurmak. Tok. Hemen sayfanın altında. Fakat diğer zıt anlamlı kelimemiz soğuk, sıcak.
Hemen bunu buradan işaretleyelim. Sıcak. Doldurmak, boşaltmak zıt anlamsa arka sayfada. Onun için çocuklar bekliyorum. Sıcak, bunu da işaretledik. Evet, aç ve boşaltmak kelimelerini bulmamız gerekiyor. Hemen siliyorum. Evet. Aç. Son fotoğraf. Aç. Tok. Aç. Ve ikinci sayfaya geçiyorum. Doldurmak, boşaltmaktı. Evet. Bir, iki... Evet, boşaltmak. Boşaltmak, doldurmak. Evet, boşaltmak, doldurmak bulmuştuk. Yine doldurmak burada. Boşaltmak, doldurmak. Evet. Böylece zıt anlamlı kelimeleri bulmuş olduk. İkinci etkinliğimizi de tamamlamış olduk. Evet çocuklar, bir dersimizin daha sonuna geldik. İkinci dersimizde tekrar metnimizin etkinliklerine birlikte devam ediyoruz. Bu arada sizin de biraz dinlenmenizi, ara vermenizi istiyorum. Şimdilik hoşça kalınız.